Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem ve It's your puppy Bo karşınızdayız. Çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Benim için çok önemli, çok anlamlı ve çok değerli bir video. Aslında şu an izleyecekleriniz dün yaşandı. Ben videoma bir giriş yapamadım çünkü gün boyu çok heyecanlıydım. Kendimde değildim. Bu yüzden giriş videosunu daha mantıklı bir konuşma yapmak için bugüne beklettim. Bugün daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Heyecandan dolayı dün neler yaptım bilmiyorum, nasıl konuştum. Konuşmamda bir yanlışlık varsa şimdiden beni affedin. Çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Daha fazla uzatmadan videoma geçmek istiyorum. Ama lütfen videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çünkü benim için bu yorumlarınız çok önemli. Hayatımın en büyük değişimlerinden birisini sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi yine heyecan varmış galiba şu an. Bugün daha sakindim ama yine de heyecanlıyım. Galiba önümüzdeki birkaç ay boyunca da böyle heyecanlı olacağım. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi seyirler. Ne yapıyorsun şurada? Dışarı çıkmaya hazırlıyoruz. Nereye gidiyoruz peki? Ne alışverişi? Bilmiyorum, özel şeyler falan alacağız. Babamın arabasını yıkayacağız. Orada bir çiğ köfte yeriz gitmişken. Gel kızım. Gel. O seni yerim ya. Ben kızımın ya. Şunun tatlına bakın ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Çiğ köfte yiyeceğiz, arabayı yıkatacağız. Markete gideceğiz. Ne alacağız marketten? Özel şeyler. Nasıl özel şeyler? İnsanlar niye gizli şeyler konuşuyorsun? Kameram açık şu an. Boşver abla. Gidelim o zaman. Önce bir de eczaneye doğramamız lazım. Bir şey alacağım oradan. O da çok özel. Sen benim yanımda niye özel konuşuyorsun abla? Ama ben söyleyeceğim ne alacağımı. Sen söylemiyorsun ne alacağını. Şimdi saat 7'de eczane kapanıyordu. Önce eczaneye geldim. Sonra çiğ köfteciye, arabacıya gideriz. Kapanmadan şey yapalım. Allah Allah. Eczaneler 7'de kapatmıyor mu ya? Kapalı hepsi. Değişti mi sanki? Demek ki. Evet, eczane bulacağız şimdi, geçmiş olsun. Hı. Arkadaşlar plan değişti. Şöyle bir şey oldu. Biz önce eczaneye gidecektik. Eczane 7'de kapanıyor diye biliyordum. En son gittiğimde sormuştum kaçta kapanıyor. 7 mi 8 mi ne demişlerdi hatta. Öyle değilmiş maalesef. Aşkım ne oluyor annem? Erken kapatmışlar. Nöbetçi eczaneye gitmemiz lazım. Yani her türlü geç de olsa nöbetçi eczaneye gidebiliriz. Ama otoyıkamacı kapanır. Bir de çiğ köfteci kapanabilir diye. Önce buralara geleceğiz. Yani çiğ köftemizi yiyeceğiz. Orada arabamız yıkanacak. Belki bir de pazara uğrayabiliriz. Kısa bir süre böyle 10 dakika falan eve bir şeyler alıp. Sonra arabamızı alıp eczaneye uğrayıp eve gideceğiz. Bu arada Yalçınlar nerede? Kuaförde. Bu vlog yapmak için Yalçınların yanımda olmamasını bekledim. Sen bu vlogda bir garip sezmiyor musun? Ne garipliği? Bilmiyorum yani, bir kışkırtma falan yapabilirim. Bir şeyler yapabilirim. Öyle bir şey mi bu? Bilmem. Ya. Ya. Sence neden bu vlog böyle biraz karmaşık ve gizli? Hiç bilmiyorum. Tamam, çiğ köfte yerken bu konuyu konuşacağız. Sen tahmin edeceksin, soru cevap gibi yapacağız. Sen tahmin edeceksin, ben de evet, doğru, hayır falan yaklaştım falan diyeceğim. Tamam. Ya da direkt söyleyeyim. Hangisi? Direkt söyle ya, ben tatlarım. Olmaz, tatla. Ya da direkt söyleyeyim diyorsun ama. Hadi o zaman dur gidelim. Babamın arabasını birazcık hunharca kullandığımız için yani bir yıkamamız lazım artık yani. Tozu görüyor musunuz? Görünüyor, baksana. Rezil oldum, şimdi linçleneceğim. Niye kayıt? Toz ama bu. Kayıttayken bunu yapıyorsun. Niye koy? Evet, Ezgizem takip ediyordum. Ama Fox izin vermez. Maalesef. O zaman. Ama topraklı alandayız. Bir dakika, açıklama yapıyor. Ne dedi? Toprak alandaydık. Evet. Toprak alana gitmemize gerek yok. İki aydır araba yıkamıyor. Örümcek ağa tutacağız. Örümcek ağa var. Dur göstereceğim. Tam olarak şuradaki örümcek ağını görüyor musunuz? Şurası işte bak. Orası örümcek ağa. Şu toz ağa. Babam bu vlogu izlerse beni öldürecek ki muhtemelen bu vlogu babam izleyecek. Babacım ama geldik. Yıkamaya merak etme. Sude, maskeyi niye ters taktın? Bilmiyorum. Seni. Kız şu şey beni çok korkutuyor. Çiğ köftecinin heykeli ya. Gerçek gibi. Gel. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağıdır gelemiyoruz abi. Biraz ilerinden sonra açıyor musun o zaman? Oturma yerlerini. Oturma, biraz açacağım. İki durum iki ayrı alabilir miyiz? Tamam, bekleyelim orada biz abi. Canlarım, bebeklerim, aşkım. O zaman yolumuza devam. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten belirtmeye çalışıyorum. Ne zaman söyleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hani çiğ köfte yerken konuşacaktık. Videoyu tahmin etmeye çalışacaktım. Ben nasıl bu tahminde bulunacağım? Ha, bilmiyorum. Kışkırtma olacak. Belki de kışkırtmadır. Aklıma gelmiyor şu anda. Abo, köpeğin büyüklüğüne bak. Abo, bizimkileri yerler. Abo. Ama küstürmesin.
Bunu alırım. Koşacağım buraya. Limon alayım mı? Hemen. 3 lira limon mu var? Yok ya, limon yemiyorsun ya. Yasak mı? Yok, yemiyoruz yani. Yemeyiz ya, limon sağlıklı da içer. Biz de yemiyoruz abi, çiftle gider, yasak olur. Tamam. Ezgi'cim şimdi de patates seçiyor. İstanbul'dan izleyen arkadaşlar diyecek ki o nasıl pazar ya, biz seçemiyoruz. Siz orada seçtiriyorlar mı? Evet. Sakarya'da seçebiliyor musunuz? Evet. İstanbul'da seçtirmiyorlar biliyor musun? Kendileri veriyorlar. Bizim orada seçiliyor ya. Hepsi zaten tanıdık bizimkini. Pazarda kendin seçiyorsun. Tadına bakabiliyorsun. Bir de fiyatlar İstanbul'a göre çok ucuz da izleyenler. İstanbul'dan, Ankara'dan falan izleyenler. Biraz şaşıracak. Salatalık 1,5 liraydı. Bu patates de 2 lira. 2 liraydı değil mi patates? Doğru tartın mı? Baksaydın. Terazi gibi kızım, gördün mü? Hadi gidelim. Tatlı mı? Güzel. Bir de lüks ya, yenir. Yarım kilo olayım abi. 3 lira kadar alıyorum. Yarım. 3 lira olur. Teşekkürler. Kolay gelsin. Abi kamerayı görünce sert davrandı bize, fark ettin mi? Fark etmedim valla. Evet. Pazardan çıktık. Niye eğiliyorsun? Ben şeyleri gösterecektim, poşetleri. Yalnız boya bakar mısınız? Asla kucağımdan inmiyor. Yürümek istemiyor. Böyle bir şey olamaz. Fox da kucağa gelmek istemiyor. Fox da kucağa gelmek istemiyor. İkisi ve emekli amca çocuklara bağırıyor topunuzu keserim diye. Topunuzu keserim diyor şu an. Bu arada sanırım emin olmamakla beraber evimize 3. Pomeranyen geliyor olabilir. Şu an gerçekten bilmiyorum. Yalçın bir tane Pomeranyen resmi atmış kucağında. Yavru bir Pomeranyen. Yani galiba evimiz Pomeranyen House olacak arkadaşlar. Pomeranyen House. Bu arada pazardan çıktık, onu anlatacaktım. Olayları nereye bağladım? Bu böyle mutlu arkadaşlar. Pazardan çıktık, arabamızı alacağız. Sonra eczaneye gideceğiz. Sonra da evimize döneceğiz. Bir ihtimal yalçınları alabilirim yasak olacağı için. Eğer geç kalırlarsa onları almak zorunda kalabilirim. Kolum yoruldu. Kamerayı taşıyamıyorum daha fazla. Olur, gel. Ben de seni YouTube'a çekerim ama. Neden ışığı açtım? Şöyle oldu arkadaşlar. Hava inanılmaz karardı. Ön kamerada asla ve asla görünmüyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Tam olarak böyle oluyoruz. Ben bunu istemiyorum. Daha aydınlık olmasını istiyorum. Neden daha aydınlık olmasını istiyorum peki? Güzel görünmek. Aydınlıkta daha çok belli oluyor ama bütün yüzün. Kalite iyi olsun diye. Kalite kötüleşiyor karanlıkta. Tamam, o zaman benim için eczaneye gider misin? Giderim tabii ki. Tamam, al. Ne alacağım? 2 tane hamilelik testi. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Evet. Evet, niye? Olamaz mı? Olabilir de, bilmem. %99 hamileyim. Böyle bir video muydu abla? Evet. Yalan söyleme. Ağlarım bak. Vallahi. Salak mısın? Evet. Allah Allah. Ben bilmiyor muyum ne olduğunu. Ama ciddi misin? Evet. İnanılsın. Ama ben gidemem. Beni tanıyorlardır şimdi. Hemen alıyorum. Yani hamile değilsem falan zaten bu videoyu yayınlamayacağım. O yüzden eczanede beni görmesin. Test aldı, hamile değil falan. Anladım. Olmasın. Anladın. Video bu yüzden miydi yani? Evet. Ağlayacağım şu anda. Hiç kimseye söyleme ha. Yok, söylemem. Şu an ilk duyan sensin. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Ama. Bekliyorum, çabuk ol. Çabuk, Yalçınlar gelmeden eve gitmemiz lazım. Daha testi yapacağız. Koş. Tamam. 2 tane al ama, tamam mı? Garanti tamam. Olsun. İyisinden alıyorum. Ben anlamam. Ne bileyim iyisi kötüsü. Erken gebelik testi var. Erken gebeliğe gerek yok. 2 aylık falan Sude. Ciddi misin? Evet, hadi git. Abla, bu ben yeni yani Sude'ye söylerken bile çok heyecanlandım. Diğerlerine ve Yalçın'a nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum ki. Babama nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum. Sude'ye söylemek bile bu kadar heyecanlıyken Yalçın'a nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Nasıl ona bunu hani böyle şey yapıyorlar ya işte. Bir bebek ayakkabısı falan alıyorlar falan filan. Böyle bir şey mi yapmalıyım onu da bilmiyorum. Önce bir testi yapayım. Emin olayım, tabii ki eminim. Her şeyi hissediyorum. Zaten ne yaptığımı biliyorum. Ve bütün belirtilerini yaşıyorum. Ama resmi olarak elimde olsun istediğim için şimdi test alıyorum. Test pozitif çıktıktan sonra nasıl Yalçın'a söyleyeceğimi planlayacağım. Bu arada gerçekten çok karanlık. Ben böyle biraz ışın altında durmaya çalışıyorum. Direkt testimi veririm yoksa bir şey mi alırım? Yani direkt testi veririm muhtemelen. Çünkü dayanamayabiliriz söylemek için. Tabii ki biraz sabırlı olmam lazım. Bir sürpriz yapmak istiyorsam. Ama bilmiyorum. Gerçekten düşünüyorum. Yani keşke sorabilsem size. Mesela bir story atsam.
işte hamile olduğunu kocana nasıl söylersin ya da yakarıya nasıl söyleyeyim diye, ama herkes öğrenir tabii bu şekilde. O yüzden Sude, ben ikimiz aramızda düşünmemiz lazım bunu. Ve Mavi ve Oğulcan'a da, onlar da yanımızda olduğu için şu an onları da söyleyeceğim. Ama planladıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü onlar da heyecanlanıp sabırsızlanıp Yalçın'a söyleyebilirler. Bu konuda güvenemem. O yüzden önce Yalçın'ı planlayıp hemen Yalçın'dan hemen önce onlara söyleyip onları da sürprize ayarlamam lazım. Bilmiyorum gerçekten. Zaten yani yaklaşık 2 haftadır falan bu videoyu düşünüyorum. Yani bir video yapayım, her şeyi ölümsüzleştireyim. İşte bu anı ölümsüzleştireyim, insanların tepkisini çekeyim, nasıl olacak falan diye. Ki kendi tepkimi çekemiyorum çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Bir de son zamanlar inanılmaz durgunum. Yakın takipçilerim, yayınlarıma gelenler falan bilir. Ben aslında çok durgunum. Tabii ki böyle agresif olduğum zamanlar, güldüğüm zamanlar oluyor ama genel anlamda çok durgunum. Böyle oturuyorum. Çünkü farkındayım, bir ağırlık yapıyor vücuduma. Bir ne bileyim, karnımda ağrı oluyor falan. İşte yemek yiyesim gelmiyor ya da yedikten sonra işte ne bileyim oturuyorum kalkamıyorum falan. Garip şeyler. Bunları uzun uzun daha sonra size anlatabilirim. Neler yaşadığımı, nasıl anladığımı falan hepsini anlatabilirim. Bu arada hala yaklaşık 4 dakikadır konuşuyorum ve hala Sude sırada. Çünkü nöbetçi eczane ve pandemiden dolayı yavaş yavaş alıyorlar. Biraz Sude gelene kadar dinleneyim. Çünkü daha Sude'ye yeni söyledim ve muhtemelen soracağı birçok soru var. Kolum da ağrıdı bu arada. Gerçekten bir özelliği de şu, çok çabuk yoruluyorum. Sürekli kolum ağrıyor. Havada tuttuğum için, merdiven çıktığım için falan nefes nefese kalıyorum. Gel kızım, gel. Oy oy. Sude gelsin, sonra devam edelim. Sizi seviyorum. Fox da heyecanlandı. Sen beni yemiyorsun değil mi? Ben hala şüpheliyim. Ne için yiyeceğim seni? Bilmiyorum. Aldım. Hem de 3 tane aldım. Niye 3? Çünkü... Sen de mi yapacaksın Sude? Hayır. Sabah biri de olman koya mı? Normalde sabah yapman gerekiyor aç karnına falan. Neden aç karnına yapıyorsun? Ya net şey olsun diye öyle oluyor da. Zaten o yüzden 2 aldı değil mi? 3 almışsın. Batırdın beni. Ne kadar Sude? 15. Ciddi misin? Oha evet. Çok ucuzmuş da. Alsaydın 8-10 tane. Canım sıkıldıkça yapardın. Medikallerde daha ucuz. Valla. Evet. O zaman eve gidelim. Bu arada eve çok yakınız arkadaşlar. Hemen gidelim. O zaman kamerayı kapatınca bir şey sorma. Kamera önünde konuşmak istiyorum. Ben çok heyecanlıyım ama şu anda. Şu an kendimi çok şey hissediyorum, şanslı. Neden? Bu anla şahit olacağım. Ben sana evde söyleyecektim. Ya dedim daha şey olsun böyle. Çiğ köfte yerken söylerim. Sonra orada sen çiğ köfteye tek atıyordun. Baktım harbi harbi tek atıyorsun çiğ köfteye. Sonra dedim pazara yürürken de bu ne alaka dedim. Ondan sonra da eczanenin önüne kaldık işte. Karanlık havada. Şimdi eve gidiyoruz. Evde konuşuruz o zaman, tamam mı? Çok karanlığınız çünkü. Şuraya tamam, bak. Evde konuşalım. Tamam. Eve geldik ve hemen testi yapmaya giriyorum. Bu arada bir belirtisi de şu. Çok sık tuvalete çıkıyorum. Hiç fark etmiyor musun? Çok fazla tuvalete gidiyorum. Aşırı gidiyorum. Ve şu anda da çok sıkıştım ve tutamıyorum. Yani hep böyle. Normalde günde 2-3 kere küçük işimi yaparım yani. Ne bileyim, hem fazla 4 yapmışım. Şu an günde 10 kere falan küçük işimi yapmaya gidiyorum. Fark etmiyor musun? Ya çok gittiğini fark ettim. Dün mü? Dün önceki mi bana şey dedin. Benim... Abla sen de benim gibi çok tuvalete gitmeye başladın dedin. Hatırladın mı? Dedim. Hani işte o yüzden ben de söylemiyorum. Şimdi bazen çok yoruluyorum. Benden bir şey istiyor Yalçın falan, tamam mı? Ben de üf ya içimden gelmiyor. Dinlenmek istiyorum, yapmak istiyorum. Çünkü onu da söylemediğim için, video çekerek söyleyeceğim, planlayarak, sürpriz yaparak söyleyeceğim için söyleyemiyorum. Yapmak zorunda kalıyorum yapmak istemediğim şeyleri, anladın mı? Şu an kafanda canlandı mı bazı evet. Şeyler? Neden böyle oldu? Öyle yani. Mesela beni bir yere çağırıyorlar. Mesela hiç enerjim yok. Oturuyorum ben orada şeyin başında, Olimpos'ta. Ateşin başında oturuyorum. Nazemi'ye falan çağırıyorlar. İstemiyorum Nazemi. Oturmak istiyorum sıcağın kenarında kedi gibi. Şimdi anladın mı? Orada oturuyorum falan filan. Anladım. Hiç enerjim yok. O yüzden işte. Çünkü söyleyemiyorum kimseye de. Söylesem salacaklar beni. Bir de ısrar ediyor insanlar. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ay neyse, lafı uzattım. Tuvaletim gitti. Ben gideyim. Bir şey. Ufak eder mi? Sude. Ya burada mısın? Gerçekten. Ne? Pozitif mi? Hemen çıktı ya. İnsan biraz heyecan yapar. Ay gerçekten. Biri soluk ama. Soluk olsun abi, ambesin. Oha gerçek. Öbür gerçekten hala çok. Ben anlamıyorum. Sen ne heyecanlanıyorsun? Ama biraz soluk çıkmış sanki. Abla istersen tekrar yapabilirsin. Tamam da yapacağım ama dedim sana yani. Belli yani. Çünkü 2,5 aylık falan. Karnım da şişiyor. Bir şeyler oluyor. Karnım şişiyor ama o göbeğimdeki yağ. O kilo aldım ya, gerçekten kilo aldım. Amerika'da kilo almıştım. Şuralarım çıkmıştı. Şimdi gene oralarım çıktı. Çünkü spor yapamadım. Yumurlar geldiğinde spor yapamadım. Ama şu an yumurtalıklarım oldu yani. Biraz şişiyor ama kimse anlamaz onu. Yani videolardan gördüğünüz ya da fotoğraftan gördüğünüz gibi değil. Alt tarafta. Yani
şu şuralarda bir yerlerde. Göbeğimin olduğu yerde. Bunu da buraya sakladım bu arada. Kalçın falan gelir birden diye. Şimdi ben yarı sabah çıkardım da bir daha yapıyorum. Çünkü bunun bir tanesi soluk. Bayağı soluk yani. Ay, soluk olması bir şey önemli. Olsun. Ben aynı tekrar yapsam zaten %99 sonuç veriyor. Evet. %1 ihtimalle yanlış veriyor. Siz yanlış verdi genel olarak şey hamile değilsin gösterip hamile gösteriyor zaten değil mi? Evet. Ya benim tek korkum şuydu, hamile olduğumu farkındaydım. Hamile olduğumu farkındaydım ama dedim ki ya hamile değilsem ya böyle hani hastalık oluyor yumurtalıklarda kis falan. Daha önce oldu böyle bir şey. Ne yapıyorsun aşkım? Rahat bırakır mısın onu? Gel kızım. Gel. Gel. Dedim yumurtalıklarımda falan kis çıkabilir. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında yani hamile olduğumu farkındaydım. Şimdi Yalçın'a söyleyeceğimi düşünüyorum. Direkt testi vereyim yani. Romantikliğe gerek yok. O yüzden ben romantik bir kadın değilim. Ne yapayım? Bir tane şey var. Bana daha önce bak gel göstereceğim şimdi sana. Göster. Bir şeyim var tamam mı? Bunu bana hediye etmişlerdi. Şöyle diyorum. Vlog kamerası olmayınca şu an elimizde. Daha önce bunu bana hediye etmişlerdi. Ben dedim ki yani dursun belki bir gün çocuk yapmaya karar verirsem o zaman kullanırım diye. Buraya şey bu mürekkebi tamam mı? Elini basıyorsun buraya. Buraya batırıyorsun. Ayağını da buraya batırıyorsun. Bence bunu şöyle koyalım buraya. Şöyle Yalçın'a verelim. Yani şu an bir tek bu var çünkü bir şey almadım, bir kutu yapmadım. Bir kutu yapmamız lazım galiba. Biraz bekleye de bilirsin aslında ama sen bilirsin ama ben bekleyemem. O halde. Evet, seçeneğim ya bunu vermek. Yemek siparişi var ya yemeğin yanına koymuyor. Olabilir. Ya da kapı çaldı falan deyip bir kutuya ayarlarım, bir sürü kutum var evde. Kargo geldi deyip bunu vermek olabilir. Böyle bir şeyler olabilir. Şu an çok kararsızım. Kargo. Çok güzel olmaz mı? Fox'un ağzına verip göndermesin. Al bunu babaya götür diye. Onu saklayacağız zaten galiba değil mi? Evet sakla. Bunu bir şey yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Çıkartıyorlar mıydı? Kırıyorlar mıydı ne? Çocuğu düşürdün abla. Sudeyle ikimiz de bekleyemiyoruz yarına. Ya yarına beklesek de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya kutu alacağız işte çocuk kıyafeti, çocuk ayakkabısı falan biraz bana olur diye. Ben Yalçın gelince soyunacağım çocukların yanında. Yani soyunacağım dediğim şöyle spor atletimle kalacağım. O yüzden şuraya da bir tane bebek resmi çizeceğiz. Çıkartacağım. Ne yapıyorum falan diyecek muhtemelen. Ondan sonra oraya da çocuk resmini görünce anlayacak. Ben eline de testi vereceğim. Böyle bir şey düşündük. Bilmiyorum acele karar veriyor olabilirim ama ne yapayım yapacak bir şey yok. En azından bu sahneleri kayda alıyorum. Mürekkep çikolata falan almasın Sude. Abla ne yaptın? Ne yanlış mı? Ters oldu bebeğin. Hayır. Kafası ters. Hayır. Evet. Kolsuz kaldı çocuk. Sence cinsiyeti ne? Bence. Kız. Yalçın kız babası aynı. Evet. İkiz oluyormuş bir de. Tövbe tövbe kız ben nasıl bakayım iki taneye? Allah'ım! Allah'ım. Olasılığı çok yüksek. Şöyle yapmış. Sen de tam böyle kız annesi havası var. Yalçın abi de. Tam kız babası. Evet. İkiniz de öyle. Kışkırtma yapacağım falan diyordum ya. Hamileyim deyip sonra yalan falan diyeceğimi düşünebilir ama. Aa evet. Herkes hamileyim şakası yapıyordu ya. Ben hayatımda bu kadar heyecanlanmadım. Niye? Sen de doğuracaksın galiba. Görek. Şimdi şöyle. Yeğenlerimde falan çok fazla aklım ermiyordu. Annemde de aklım ermiyordu. Çok iyi. Annen de mi aklım ermiyordu? Yani şey normal geliyordu. Evet çocuk istiyordum ama. Çocuk mu istiyordun? Yani kardeşim olsun istiyordum ama. Hı. Normal yani hamileydi. Çocuk doğdu oldu bitti. Ve çocuk kafası yamuk oldu ya. Kafasını yamuk yaptırdın bana. Çöp adam bir şey yaptı. Onun çöp adam oldu zaten. Aha telefon çıkıyor. Evet. Efendim. Açıyorum. Geldiler Sude anlıyor musun? Geldiler. Evet geldiler. Kamerayı ne yapacağız? Dur kamerayı şimdi durduralım. Tamam. Sonra bir yere yerleştirip şey yaparız. Ne olsun ya? Yok bir dakika bu. Kapat. Evin her yeri köpek oldu. Bu ne ya? Ya ben anlamadım ki tıraş oluyordum kafayı bir kaldırdım köpek de geldi. Allah Allah. Bıktım ha. Neden kızdın? Ev tumarhane. Manyak mısınız nesiniz ya? Boyu da getir boyu da. Getir. Aile bozdu. Getir. Bak direkt gireceğim. İşe de oraya aferin Yalçın. Aferin. Oo, hele. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaptın sen? İşedi mi? Ben mi yanlış gördüm ya? İşedi ya. Şuraya tazikli bıraktı. E sen ne yaptın?
Hadi hemen ona eğitime başla çabuk. Olmaz bu, yattığı yere işiyor Yalçın. Her yere işeyecek. Öğretin oraya götürün, orayı koklasın çabuk. Tipinin günahı olmaz, ne yapalım? Evet, hadi tipine bak. Bak. Yan yan yürüyor. Bak dönüşü görüyor musun? Gel buraya. Aa, Yalçın inanmıyorum. İşedi. İşedi. Anlattı. Bir şey söyleyeceğim Yalçın, bu duvarları muvarları işeyecek. Al bunu eğit çabuk, kenarı koy. Çabuk bunu eğitin. Gel. Yoksa hemen götürüyorsunuz geri. Hemen. Hiç eğitim vermemişler buna herhalde. Böyle olmaz. Bu yataklara mataklara da işer. Buraya işedi ya. Buraya işeyen her yere işer. Ya diyorum ki, koku geliyor diyorum. Diyor köpekten geliyor. Köpek hani işte diğer köpeklerden de kokmuş. Köpeği kokladım. Burnuma gelen koku bu değil dedim. Başka bir şey. Ter ve ayak kokusu. Gidin duş alın dedim. Ama öyle ağır kokmuyor olabilir ama ben şu an çok hissediyorum. Sonra Sude'ye dedi ki, Sude sen doğru söyle, kokuyor muyuz dedi. Sude bana döndü. Almıyor Sude çünkü. Ben hastası oldum. Sude'ye böyle attım. Hani gözümde şey dedim. Sen koktuklarını söyle. Hamile olduğumu söyledikten sonra hastas olduğumu o yüzden aldığımı söyleriz. Sude böyle yaptı. Kokuyorsunuz tabii ki. Ama abi Sude kokuyu almıyor. Neyse bu arada gerçekten yani 10 tane de köpek severim. Ama bahçeli bir evde falan severim. Ben burada kafayı yiyeceğim. Her yere işiyor köpek. Geldiği gibi duvarlara da işeyecek o, biliyorsun değil mi? Evet ya, bindim bacağını açıp. Bacağın hayır, her yere işiyor. Ben delireceğim galiba. Ama yalnız bir şey fark ettim, erkek gibi işiyor. Evet, erkek köpek gibi işiyor. Kızım. Ay ne yapacağım bilmiyorum. Gibi geliyor ya. Ne yapayım Sude? Gözlerinin içine bakıyor. Yalçın kafasını yıkamadan yüzünün mimiğini çekemem yani şu an. Kafası böyle böyle bakıyor her yere, kafasındaki şeyle. Saçını boyamış. Saatte yasak olduğu için de çıkıp evde yıkarım diye çıkmış gelmiş. Şey yapacağız, bekleyeceğiz. Saçını yıkasın, kurulasın. O arada ben diğerlerini yalnız yakaladığımda onları söyleyeyim. Yani Yalçın duş alırken diğerlerine söyleyeceğim. Baş başa kalmasınlar. Hemen onları. Ne yapıyor çarptı köpeği yıkarken ya. Evet. Bu arada Mavi'ye söylesem mi diye düşündüm ama size güvenmiyorum. Oğulcan ve Mavi. Size güvenmiyorum. Bir de ne oldu biliyor musun? Ay inanmıyorum. Oğulcan'la Yalçın banyoya gitti. Kapı açıkmış. Bizi dinliyorlarmış. Sude'ye böyle yaptım. Sude burnum hassas biliyorsun değil mi? Tabii her zaman burnum hassas falan derim. O yüzden anladıklarını düşünmüyorum ama çok korktum. Mavi dedi ki duydular sizi dedi. Ama şey duydu. Burnum hassas Sude. Sen söyle, ben sonra onlara açıklarım dediğimi duydu. Kolum gene ağrıdı. O zaman hadi bekleyelim. Yalçın'ın saçı açılsın. Duştan çıksın. Sonra. Bu arada karnımdaki şey çıkmış mı? Bir açsana karnımı. Silinecek ha biz açana kadar. Yo duruyor. Bence önce dövme falan yaptırdım zannedecek. Anlamayacak. Kolum ağrıdı. Tamam, hadi arkadaşlar gidiyorum. Biraz sonra görüşürüz. Mutfakta görmüşsün hamilelik testini. Niye gördüğünü söylemiyorsun da beni zarflıyorsun? Belki sen söylersin diye ama anladım. O zaman niye bozuyorsun sürprizi? Yok, şu bozmadın. Bozdun. Hayır bozmadım. Hiçbir şey de demedim. Zorladın. Bağıra bağıra zorladım bir de. Ya dedim şu bir şey var dedim. Gördün işte çöptü. Aa, şimdi... Belki negatif çıktı. Nereden biliyorsun? Salak ya. Ne bozuyorsun oğlum sürprizi? İlk suda öğrendi ayrıca. Ben anladım onu, öğrendim. Anladın değil, gördün çünkü. Yok görmedim. Bro 3 aydır hamileyim. Nereden anladın? Bugünkü yüzünden anladım. Öyle bir şey doğdu içime. Bir şey doğdu değil, gördün işte. Bak eğer gördüysem evden çıkmak nasip olmaz. Lan çöpü görmüşsün de çevirmişsin paketi. Yok. Çok yalancısın. Vallahi ya. Çevirmemişim. Çevirmemişim. Ben sadece senin... Gördüm dedim, gördüm dedim. Ha görmedim. Az önce yerinde gördün mü dedim. Çöpte hayır, görmüşsün. Onu gördüm ama şey içini görmedim yani. Ne oldu falan filan demedim. Yok zaman böyle öğrendin. Sürprizi bozdun yani. Yok musun? Yok ben sana sürpriz oldu şu anda. Tamam çaktırma. Çaktırma. Sana yakışır ha. Kız mı erkek mi? Ellerin kirli ama. Ne alakası var? Kız olacak. Ne alakası var ellerin kirli? Eğer yani bizim oralarda böyle bir şey var ve bu çok test edildi. Böyle yapsaydın erkek olacaktı. Böyle yaparsan kız olacaktı ve bu... Tamam da elimde bir şey tutuyorum şu an. Ama böyle de gösterebilirdin. Sen böyle yaptın ama. Hayır böyle fox tutuyorum ya, o yüzden. Bana göre kız. Tamam biz de kız diyoruz zaten. Erkek olursa herkes yanılacak. Olacağını çağırmam lazım. Bak belli etme. Mavi belli etme ya. Tamam. Ya bu çok belli eder. Hayır. Bekle geliyorum peşin. Hayır olacağını söyleme, biz söyleyeceğiz. Şaka değil mi? Salak mısın? Ne şakası işte? Kalbim şu an inanılmaz atıyor. Ya ciddi olamazsın. Yalçın'ı hazırla. Ya sen ciddi misin? Salak. Yemin et. 2 saattir bekliyorum köpeği bıraksın. Oyna bıraksın. Yok bırakmıyor. Yemin et sen önce bana. Ya salak mısın? Neyim dedim? Aa işte. Ben yaptım zaten. Ben hamileyim. Hayır salak. O anlamı demedim. Ben yaptım.
Çöpte görmedin mi? Ben şu an sana inanmıyorum ama ya. İnanmazsan inanma. İnanmazsın. Niye inanmıyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu olay, bu olayın üstünden eğer bir şaka çıkarsa ben ciddi yandan da kendi adıma çok kırılırım. Ben de kırılırım. Ona göre o zaman doğruyu söyle. PlayStation oynayıp duruyor, ne yapayım yani? Sana bir şey söyleyeyim, inanılmaz etkilenir eğer şakaysa. Tamam, tamam. Yapacak bir şey yok. İnanmazsa kendisi tekrar yapar. Kendi bilir. Yapmıyorum ya, Allah Allah. İnanmıyor, inanmaz. Abla, bak ben onu biliyorum, o var ya çok çok üzülüyordu ya. Gel. Bak. Ama şu an oynayayım. Şunu, yapacak bir şey yok, oynama gel. Ya oyunu a** koyayım, tövbe estağfurullah vereceğim. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? O ne ya? Ne? Şaka yapıyorsun. Salak ya, ne diyor? Ciddi misin? Niye benziyor? Hadi lan. Ya ciddiyim. Allah Allah. Dur üstüne. Ciddi mi? Abi yemin ben şu anlara çok kötü oldum ya. Allah ben de oldum. İnandıramıyorum ama olacağını. Ciddi misin? Salak mısın ya? Oğlum ben duygusal olmadım o kadar ya. Yalnız ben de duygulandım. Ne demek ben duygusal olmadım ya? Bana şu an var hayatımın en bir büyük şey, hediyesini verdi. Bir şey söyleyeceğim, hiç anlamıyor musunuz? Can gel gel gel. Ya vallahi çok kötü oldum şu an ya. Abi oluyorsun. Kabul et. Abi inanamıyorum şu an ya. Al fotoğraf çekersin. Valla. Köpeğiz, köpeğiz. Gel aşkım gel gel. Aşkım, hayırlı olsun hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ne zaman yaptın bu ölçümü? Bugün. Yani ben biliyorum zaten ama test yapana kadar da bekleyeyim dedim söylemek için. Çünkü yani hamileyim deyip... E peki erkek mi kız mı? Nasıl öğreneceğiz ya? Onu öğrenemez. Biz ama düşüncelerimizi söyledik videoda. Bana var ya dünyanın... Zaten sen benim için dünyanın en büyük hediyesiydin. Şu an bana dünyanın daha büyük bir hediyesini... Bir de bir tane başıma köpek getirdiniz. Diyemem de hamileyim diye. Kapıyı bir açtım. Köpek. Ben de derim kamerayı niye çalıştırdın? Ama onu gerçekten dedim ki ilk köpeğin geliş sahnesi olsun diye çalıştırdım oralarını. Ya rahat yatamıyorum, ayağımı falan atıyorum, bir şeyler söylüyor, diyemiyorum hamileyim kaç gündür. Gidiyorum sıcakta oturmak istiyorum, niye oturuyor, niye gelmiyor, niye suratın asık? Bunlara bir şey deme, Allah Allah diyeceğim hamileyim. Anladın mı şimdi? Senin neden kokmuyordun? Kokmuyordum ama... anneşim ama kokuyorsun. O yüzden ona dedim ben hasta. Ezgi ablaya kokuyorsun. Geçen gün tuvalete mi geldi? Sürekli tuvalete gidiyorum, anlamıyor musunuz mu? Bacağını koyup burama. Uyuyamıyorum tamam, geceleri. Uyuyamıyorum geceleri. Gece uyuyamıyorum, çok tuvalete gidiyorum. Anlamıyorsunuz mu? Ben geceleri tuvalete gittiğini bilmiyordum. Hayır, sorumlu gece bu. Uyuyamıyorum. Gündüz çok tuvalete gidiyorum gün içinde. Bir şey de diyemiyorum, yardım etmiyor. Eşya topluyorum diyemiyorum, sinirleniyorum. Abi bir şey söyleyeyim, bana söyle. Kalk bana... yardım et diyorum. Kalkmıyor. Adam bir şey diyeceğim. Benim bir şeyden şüphelenmem lazımdı. Bak şu an kafaya dank et. Bir dakika. Değil mi? Yok onu kamerayı kapattıktan sonra söylerim. Anladım. Ben bir şey ben zaten ben şüphelenmem bir şey lazım. Bir acayip olduğunu evet, farkındayım. Ben zaten her zaman yardım eden bir insan. Niye şu an böyle konuşuyor ki? Ama ay bana... kameralar karşısında öyle söyleme. Ya sana ne kardeşim şu an istediğini konuşabilir ya. Diyecektim ki Sude'ye. Sude'ye diyecektim bak ben hamileyim tamam mı? Test yapmadım ama hamileyim. Hani o yüzden böyle yoruluyorum falan filan. Voleybol oynarken nefes nefese kaldım otelde. Evet. Sniper Yalçın. Çok şükür. Bu ben almadım, olcan almadı ya salak. Çok şükür Junior ne geliyor. Çok şükür ne. Büyüyoruz aile olarak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani şu an duygularımı anlatamam. Çok mutlu ettim beni. Teşekkür ederim. Aşkım. Ama ben Yalçın abinin yine ne kadar sığır olduğunu, niye, duygularını belli edemeyen bir adam olduğunu yine anladım. Niye? Ya şuradan süzülmez mi be kardeşim? Bittik şurada ya. Ama benim gözlerim ama doldu da ben öyle bir ay yine gözlerim doldu da. Ya ben daha böyle bir efektif bir şey oldu. Ama şu an bana öyle bir noktada geldi ki. Ya ne yapacağımı bilemedim. Ne bileyim karnıma çizdim, bebek çizdim bir tane. Bir tane onu aldım. Üşenmeden bir de bunu çizdin. Ya bunun gibi evet olursa çocuk. Dedim zaten yamuk çizdik dur dedim ya. Çocuk yamuk olacak. Bunu düşürdüm suda böyle. Abla bebek düştü. Bir dakika yakarı bir şey buraya bir niye? Niye bir? Ayak o yani. Ayak o. Ben biriyim Allah Allah. Yok abi valla. Bir de ben soyunuyorum ne yapıyorsun diyor ya. Ayş ben ne zannettim biliyor musun? Dedim herhalde PlayStation oynuyorum kışkırtma yapacak bana şu an. Evet öyle diyor herhalde. Olcan diyor ki bak bu şaka size yakarı bunu kaldıramaz. Vallahi kaldıramazdım ya bu benim ince çizgim. İnce çizgim. Yani burada ben yalvardım bak dedim rica ediyorum şaka ise yapma. Hadi videomu kapatacağım. Cinsiyetlerini şunu da öyle kapatın. Cinsiyetlerini foksuz olmaz git getir ayıp.
Cinsiyet tahmini alalım olacak. Yani bunu söylemeye gerek yok ki. Kesin kız olacak. Evet ya. Kız. Kız mı diyor herkes? Kız olacak. Ya benim için herkes ben... Herkes dediğin ilk Sude öğrendi. Sonra Mavi. Mavi çöpte görmüş testi. Mavi şey kimin? Ali çöpümün ne çöpleri karıştırır? Hem Yalçın bakmaz ama kesin Mavi bakmıştır. E sen tekrarı nasıl buldun? Neyi? Çöpe attım dedin. Bunu çöpe atmadı. Paketine. Yani benim için önemli olan hani vatana millete hayırlı bir evlat olması. Kız erkek olmuş fark etmez. Ben her zaman kapatırım. Ama yani merak ediyor insan yani. Ama onu şey değil. İçine hiç doğmuyor mu böyle? Etti galiba. Ya bizim sülalede şey olur. Genelde ilk çocuk erkek oluyor. Sordum bilmiyor. E söylüyorum. Ezgi abla da bilmiyorum. Ezgi abla da kız ama. Ama sende kız profili var ya Alçı. Sen erkek. Evet ya. Gerçekten böyle kız babası. Kız babası olacak. Ya benim içimden erkek geçiyor ama. Arkadaşlar bu arada Fox kıskancından galiba. Gel. Hah, geliyor. Uyuyor olabilirdi. Gel oğlum babaya gel. Baba hani baba hani baba. Gel aşkım gel. Gel oğlum gel. Müthiş bir haber aldık gel. O ne anlasın ya. Bir dakika. Sude kamera arkasında. Evet tüm aile toplandığına göre. Bu ne pozu? Kapak pozu mu? Mutluluk pozu. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bu dakikaları ölümsüzleştirmek istemiştim ve yaptım. Artık bir sonraki videomuz herhalde ultrasona falan gidince olur evet. Bilmiyorum. Ne zaman doktora gideceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey aklımda yok. Yani videoyu çok plansız yaptım. 2 haftadır falan düşünüyorum ama gerçekten plansız yaptım. Çizdim falan filan hepsini. Bu iki çizgi olunca mı hamile oldun? Evet. Bir tane daha yapacağız yedekten ama yani hatalı çıkma ihtimali yok. Çizgi boş olunca hatalı çıkma ihtimali yok. Ellerin kafanın kalitesi. %99.9 ihtimalle hamile. Abi mavi baba oluyor galiba arkadaşlar. Bara bara gitmedi. Ya amcaoğulları ne olsun be? Oğulcan duman efekti verme. Bir duygusal dakikaları çekiyorum şu an. Ya ben bitmişim burada. Şu an yemin ederim hemen 6 ayın bitmesini istiyorum. Allah çarpsın. Evet onu hızlandırmamız lazım. Yani o, hani şey ne biliyor musun mevzu? O kadar konuştuk makarasını falan yaptık ya. Ya ciddi anlamda hiç ben böyle mesela bunun gerçeğe dönüşeceğini o hamilelik sürecini falan filan. Sen harbiden burada dedin ya 3. köpeği getirdin bir de çocuk istiyorsun dedin Yalçın abi Allah'ını seversen falan dedin ya orada koptum ben. O zaman kalk hadi ya. Kalkın da bir evi süpürün silin hadi ben de şöyle ayaklarımı sen sallayayım. Sen bundan sonra rahat ol. Burada sendeki olayım. Yeri yalayarak keyfi, temizleyelim. Onu. Bak şu an 6-7 ay keyif zamanım. Kraliçe hayatı yaşıyordun şu an bir üst level'a geçeceksin. Şu an ne biliyor musun? Şu an mesela bilgisayar masasının oraya taht şeklinde koltuk yaptırıyoruz. Bu köpeklere kim bakacak bunlara? Bu tatlıya kim bakacak ya? Şimdi ben oraları düşünmüyor değilim. Duygusallığım o yüzden azaldı biraz. Yani köpek sayısı olsun bunların peki çiftleşecek olsun. Şu an delileri gibi sokağa çıkıp koşmak lazım değil mi? Baba oluyorum diye. Yalnız tek koş, iki kişi 7000'i kaldıramayız yani. Kapatalım olayı. Yok koşuya çıkabiliyorlar ya. İzlersiniz sonra bunları, çocuğa izletirsiniz. Ya bence... Annenin karnındayken bence sniper yalçına benzeyecek ya. Tabii bana daha çok... Benzeyebilir. Ama şey böyle atikliği çalışkanlığı Ezgi'ye benzesin. Senin de bu Cem Yılmaz'daki şey gibi. Senin de böyle pratik yanları var. Onları alsın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kız mı erkek mi? Yorumlara mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.